Gel hadi. Hadi gel. Gel buraya koş. Tebrik ederim. Madem. Şu anda iniş alanının üstünde tekrardan Badem'i görebilirsiniz. Annem uçuyor şu anda Badem. Evet, onun üstündeki şu an arkadaşları, davullar hazır, meşaleler yakıldı, tütsüler yakıldı. Badem şu an iniş alanına doğru geliyor, Badem uçuyor şu an Badem. Gözlüğü ve meşhur adresiyle beraber. Harika bir iş Badem'den. ...2019'dan beri yamaç paraşütü yapıyorum. Yamaç paraşütüne ilk olarak 2016'da bir giriş yaptım ama olmadı. 2019'da uçmaya başladım. İlk olarak single başladım. Ege Üniversitesi'ndeydim. 2020 yılında pandeminin başlamasıyla Aksar ailemin yanında döndüm. Ailemin yanına döndüğüm zaman sokakta Badem'i gördüm. Badem sahibi tarafından sokağa terk edilmiş bir köpekti. O gün birlikte yollarımız kesişmiş oldu. Köpek sahibini seçer diye çok güzel bir söz vardır. Badem de beni seçti. 2020 yılından beri Badem'le birlikteyiz. Aynı zamanda karavan hayatı yaşıyoruz. Şu anda da aktif bir şekilde Badem'le karavanda kalıyoruz. İkimiz ev arkadaşıyız, oda arkadaşıyız diyebilirim. Birlikte uçuşlara gittiğimiz günlerden beri Badem her zaman uçuşlara bizlerle geldi. Tabii biz uçuyoruz, o aşağıda çok fazla heyecanlandı. Bazen alttan bize koştu, havladı. Biz de dedik ki neden uçmayalım, birlikte neden olmasın. Bunun farklı örnekleri de var. Badem'e ekipman yaptırdık özel, işte harnesinden karabinasına kadar. Bademle de uçmaya başladık. Bu şekilde hem birlikte kendimize güzel anılar bırakmış oluyoruz, hem de eğlenmiş oluyoruz. Yüksekteyken heyecanlanmıyor. Badem şöyle bir köpek, tamamıyla sakin, motosiklete binmeye bayılıyor. Arabaya bayılıyor, yamaç paraşütü falan. Hani dışarıda çok fazla sakin. Çünkü artık ben şey diyorum, ekstrem şeyler yapınca normal hayat onu kesmiyor diye adlandırıyorum. Badem normalde görebiliriz en sakin bir Golden Retriever köpeği. Tabii ki uçarken havada sakin, tamamıyla etrafın tadını çıkarıyor. Birlikte keyifli uçuşlar yapıyoruz. Bana hiçbir şekilde bir zorluk çıkarmıyor.